Vallahi çok iyi oldu. Şimdi üzülme sırası Züleyha'da. Karalar bağlasın bakalım. Mehmet Karan'ın Hakan Gümüşoğlu olduğu nasıl çıkmış ortaya peki? Bilmiyorum ki. Fikret Beyrut'a gitmiş. Oradan öğrendi herhalde. Züleyha'da basın toplantısı düzenlemiş ha? Haberim var. Ne diyor peki? Yok, savcılığa suç duyurusunda bulunacakmış da, yok bu alçak adamla ilgili icap eder neyse yapılsınmış da, bilmem ne işte, bir sürü şey. Öyle koluna takıp sevgilim diye gezerken iyiydi. Anca böyle savcılıktan medet umarsın işte. Ah anneciğim ah. Züleyha'nın karşısına geçip aşık olmak için bula bula kocanın katilini mi buldun demeyi o kadar çok istiyorum ki. Ay aman Betül, sakın öyle bir şey söyleme. Vallahi bu adam en sonunda öldürecek bizi. Ay gülme ne olursun. Ciddi söylüyorum öyle ama. Yalnız maşallah Betül. Bu Çolak Ağa'nın eli çok açık. Nereden anladın anneciğim onu, dolaptan mı? Bir insanın pinto olup olmadığı dolabından belli olur. Baksana adam her şeyin en kalitelisini almış. Ne zaman evleniyorsunuz siz? Ne diyorsun anne sen? Ne evlenmesi? Ne demek ne evlenmesi? Sen Çolak'la evlenmeyecek misin? Yahu babam yaşındaki adamla evleneceğimi düşünmüyorsun herhalde. Yo, düşünüyorum. Tam da baban yaşındaki adamla evlenmeni düşünüyorum. Kızım, bir düşünsene. Hani bu adamın çoluğu çocuğu yok. Bir tane mirasçısı vardı. O da kendini öldürdü. Aa, Karun gibi servet hazineye kalacak. Anne sen bunları ciddi mi söylüyorsun? Hani bir düşünsene Betül. Bir gözü toprağa bakmaya başlamış bir adam bu. Hiç öyle düşündüğün gibi değil. Adam sapasağlam, öksürmüyor bile. Ama neticede ağa. Ağaların düşmanı da çok olur değil mi? Nasıl yani? Yani bilmiyorum. Belki bir kör kurşuna gider. Yani bilmiyorum, belki bir zehirleyen olur. Bilmiyorum ki Betül. Ya hayat bu, belli mi olur? Değil mi? Bakarsın bir mucize olur. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.